Değerli misafirler, aziz milletim, bugün tarihe altın harflerle, unutulmaz bir kahramanlıkla nakşettiğimiz 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü. Bu müstesna mekanın eşsiz manevi atmosferinde, şehitler abidesinde fedai can eyleyerek vatan savunmasını gerçekleştiren aziz şühedayı hürmetle yad edeceğiz. Şanlı mücadelelerini anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalsa da şehitlerimizi anmak ve tarihimizin en ihtişamlı zaferini kutlamak amacıyla düzenlediğimiz bu tören vesilesiyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Gözünü kırpmadan şehadete yürüyenlerin arasında ve manevi huzurunda olmanın şuuruyla Cenab-ı Hak'tan böyle yüce bir makamda misafir ettiği şehitlerimize karşı bizleri mahcup etmemesini diliyorum. Bizlere onların mukaddes emanetlerine layıkıyla sahip çıkanlardan ve şühedamızın aziz davasını, gayesini anlayan ve anlatanlardan olmayı nasip eylesin. Değerli misafirler, Çanakkale zaferi kolay kazanılmış bir zafer değildir. Aksine savaş boyunca neredeyse bütün bir nesli kaybettiğimiz, bazı tarihçilere göre 300 bine yakın şehit vererek kazandığımız bir zaferdir. Unutulmamalıdır ki o tarihte ordularımız Osmanlı sınırlarını korumak için birçok cephede savaşmaktadır. İngiltere ve Fransa'nın Anadolu'nun batısından Çanakkale üzerinden İstanbul'a saldırdıkları sırada, Rusya'da doğusundan Sarıkamış üzerinden Erzurum'a saldırmaktaydı. Ülkemizin adeta kalbi olan bölgeler büyük ve yoğun bir saldırı altına girmiş, tartışmasız bir beka sorunu baş göstermişti. Hep söylendiği gibi Çanakkale bizim için tam da bu yüzden bir ölüm kalım mücadelesiydi. Şunun altını çizerek belirtmeliyim ki tarih boyunca esir edilmemiş, ölümüne de olsa istiklalini savunup özgür yaşamış aziz milletimiz bu büyük ruhunu en destansı bir şekilde belki de Çanakkale'de göstermişti. Gerek deniz savaşlarında, gerek sonraki kara savaşlarında o kadar çok efsanevi kahramanlık sahneleri vardır ki sanki bin yılın bütün zaferlerinin altın sahneleri Çanakkale'de toplanmış gibidir. Nusret Mayın gemisinin kaptanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey'den Seyit Ali Onbaşı'ya, iki oğluyla birlikte 44 yaşındayken savaşa katılan Erzincanlı Oğuz amcadan hayatının 16 yılını askerlik yaparak geçiren Bigalı Mehmet Çavuş'a, Mücahide Hatice Hanım'a kadar nice vatan kahramanı bunlardan sadece birkaçıdır. Değerli misafirler, Çanakkale savaşlarını hem bedenen hem de ruhen bütün derinliğiyle yaşamış ve tam manasıyla kavramış, bir şuur halinde idrak etmiş olan büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ölüm kalım savaşını kazandıran ruhu ne çarpıcı bir şekilde dile getirmektedir. Biz şahsi kahramanlıklarla uğraşmıyoruz. Yalnız size bomba sırtı olayını anlatmadan geçemeyeceğim. Mütekabil siperler arasında mesafeniz 8 metre. Yani ölüm muhakkak, muhakkak. Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulmamacasına kamilen düşüyor. İkincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar şayanı gıpta bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak bir fütur bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okumak bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren şayan-ı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesi'ni kazandıran işte bu yüksek ruhtur. Çanakkale Savaşı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu savaşı diyebileceğimiz İstiklal Savaşı'nın komuta kademesinin de ağır bir sınavdan başarıyla çıktığı bir tür okul görevi görmüştür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere
Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yakup Şevki Subaşı, Cevat Çobanlı, İzzettin Çalışlar, Fahrettin Altay ve daha onlarca büyük komutanımız Çanakkale cephelerinde gösterdikleri üstün başarılarıyla ordunun ve milletin gönlünde taht kurmuşlardı. Çanakkale zaferinin milli vicdandaki karşılığıdır ki aynı isimleri milli mücadelenin öncüleri ve İstiklal Savaşı'nın kahraman gazileri olma makamına taşımış, adlarını tarihimizin altın sayfalarına kaydettirmiştir. Bu mukaddes mekanda Çanakkale başta olmak üzere bütün cephelerde namusunu çiğnetmemek için, yurdunu düşmana teslim etmemek için, esareti reddetmek için canını feda eden mübarek şehitlerimize, gazilerimize, bütün komuta kademesine, kahraman neferlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Aziz milletimiz adına hürmet ve şükranlarımızı sunuyorum. Emanetleri bugün çok daha güçlü ve güvenilir evlatlarının ellerindedir. Yükselttikleri ay yıldızlı al bayrak, yurdumuzun üzerinde ebediyen dalgalanacak ve onun kutlu gölgesi altında toplanan milletimizin ülkesi ve devletiyle bölünmez bütünlüğüne göz diken her düşmanın akıbeti Çanakkale'deki gibi hezimet olacaktır. Atalarımız su uyur düşman uyumaz demişlerdir. Aradan 100 yıldan fazla zaman geçti. Fakat bazı devletlerin milletimize ve devletimize karşı dinmek bilmez bir kindarlıkla, hiç hak etmediğimiz bir düşmanlıkla saldırdıklarını, ülkemizi bölüp parçalamak ve mümkünse işgal etmeye yönelik kötü niyet beslediklerini tespit etmek zorundayız. Düşmanlar 100 yıl önce Mehmetçiğin kanını dökmesi için, şehirlerimizi yakıp yıkması ve halkımızı katletmesi için vaktiyle sömürgeleştirdikleri Asya ve Afrika ülkelerinden asker üniforması giydirilmiş köleler toplayıp getirmişlerdi. Günümüzde de benzer bir yöntemi uyguluyorlar ve vekalet savaşları yürütüyorlar. Geçmişte de işgal etmeye teşebbüs ettikleri bölgelerin halklarından ve maalesef kendi halkımızdan kandırabildiklerine vekalet veriyor, onları eğitim donatıyor ve bu mankurtlaşmış grupları savaştırarak kendi işgalleri için güya zemin oluşturuyorlardı. Milletimiz, aydınlarımız, devlet adamlarımız o zaman düşmanın bu basit oyununu görmüş ve karşı tedbirlerini almıştır, almaktadır. Doğu Akdeniz'deki ve Kıbrıs'taki haklarımızı yok saymalar, Suriye, Irak, Azerbaycan gibi komşularımıza saldırıp parçalama ve işgal etmeler, saldırdıkları her yerde yerel ortaklar adını verdikleri aşağılık işbirlikçileri ve terörist grupları desteklemeler hep bu cümledendir. Ancak bilmelidirler ki aziz milletimizin dostluğu değerli, düşmanlığı tehlikelidir. Çünkü biz istiklal söz konusu olduğunda halkımızın meşhur tabiriyle ölümden öte köy tanımayız. Bunun Çanakkale'den 100 yıl sonra bir büyük ve şanlı tablosunu 15 Temmuz 2016'da yaşamışız. Milletimiz o gece ve devamındaki günlerde darbe süsü verilmiş çok uluslu alçak bir işgal teşebbüsünü kahramanca püskürtmüş ve kelimenin tam manasıyla vatan savunması için göğsünü siper etmiştir. 15 Temmuz şehit ve gazilerini de Çanakkale şühedasının huzurunda hürmet ve rahmetle anıyorum. Türkiye ile barışçı ve dostane ilişki kuran her devlet ve toplum bundan sadece yarar sağlamış ve dünya barışına da katkıda bulunmuş olacaktır. Türkiye bugün 84 milyonluk dinamik nüfusu, modern devlet teşkilatı, gelişmiş ekonomisi ve kahramanlığı dillere destan muzaffer ordusuyla dünyanın en güçlü devletleri arasındadır. İşte şu anda Çanakkale Boğazı üstünde yapılan ve iki kıtayı bir kere daha birbirine bağlayacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü'ndeki inşa faaliyeti bile bu söylediklerimizin somut bir göstergesidir. Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün Çanakkale'yi önce Malkara'ya, oradan baba memleketim Tekirdağ'a ve Kınalı'ya bağlayacak olması benim için ayrıca gurur ve heyecan kaynağıdır. Mübarek şehit kanlarıyla sulanmış bu kutlu topraklara Çanakkale 1915 Köprüsü gibi böyle bir anıt eseri kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, kıymetli Ulaştırma Bakanlarımıza,
iş adamı ve mühendislerimize, işçilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, Çanakkale Savaşları ile abideleşen sadece savaş meydanlarında kazanılan zaferler değildi. Çanakkale Zaferi, Türkiye'nin, Anadolu ve Trakya'nın olduğu kadar yeryüzündeki bütün haksızlığa uğramış kardeşlerimizin zaferi olmuştur. Çanakkale Destanı'nı yazan kahramanlar sadece Ankara'dan, Çankırı'dan, Balıkesir'den, Bursa'dan, Tekirdağ'dan, Edirne'den gelmediler. Misak-ı milli hudutlarındaki Musul'dan, Kerkük'ten, Halep'ten, gönül coğrafyamızda olan Üsküp'ten, Prizren'den, Saraybosna'dan, Bakü'den, Buhara'dan geldiler. Çünkü Çanakkale sadece Türklerin değil, bütün Müslümanların ortak cephesiydi. 20. yüzyılın başında Osmanlı Devleti yeryüzündeki tek ve son bağımsız Müslüman devletti. Üstelik yüzlerce yıl Müslümanların koruyucusu, savunucusu olmuştu. Çanakkale'nin düşmesi, bütün Müslümanların izzeti nefsinin rencide olması, zillete düşmesi demekti. Kahraman ecdadımız 106 yıl önce Tabyalardaki mevzilerinde sadece aziz milletimizin izzetini savunmadı. Aynı zamanda bütün Müslümanların şerefini, haysiyetini korudu. Üsküp'ün evladı Yahya Kemal bunu ne güzel ifade ediyor. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın. İşte bu sebeple Mehmet Akif Necit çöllerinde Çanakkale Destanı'nı yazarken Muhammed İkbal de Lahor'da Çanakkale adına on binlerce insanı toplayarak dualar etmekteydi. İşte bu sebeple bütün İslam coğrafyasından, her ırktan, renkten Müslümanlar cebindeki son kuruşu, kulağındaki küpeyi, kolundaki bileziği düşünmeksizin Çanakkale'ye gönderdiler. Değerli kardeşlerim, sonu zaferle de bitse, bütün savaşlar içinde büyük acılar, hüzünler ihtiva eder ve mutlaka dersler alınması gerekir. Birinci Dünya Savaşı'nda Yemen'den Galiçya'ya, Kafkaslardan Sina'ya kadar geniş bir cephede mücadele ettik. Savaşın en önemli cepheleri vatanımızın iki ucundaydı. Batı ucunda Çanakkale, doğu ucunda da Sarıkamış vardı. Çanakkale zaferi en çetin savaşlarımızdandı. Hemen her evden bir iki şehit verilmişti. 1915 yılında Osmanlı Devleti'nin nüfusu 22 milyon civarındaydı. Biz savaşa nüfusumuzun %13'üne tekabül eden 2 milyon 900 bin kişilik bir ordu ile katıldık. Sadece Çanakkale'de nüfusumuzun %1'ine karşılık gelen 250 bin, Sarıkamış'ta da 90 bin vatan evladını şehit verdik. Çanakkale'de şehit düşenlerin büyük çoğunluğu dönemin okumuş yazmış gençleriydi. Trablusgarp ile başlayan, Balkanlarla devam eden savaşlar Birinci Dünya Savaşı ile 8 cepheye birden yayılmıştır. 4 yıl süren savaşta aziz milletimizin gençleri cepheden cepheye savruldular. Bu yüzden orduya katılan gençlerin yaş ortalaması giderek düştü. Nitekim Çanakkale Savaşı'nda memleketimizin değişik şehirlerinden lise öğrencileri de gönüllü olarak savaşa katıldılar. İstanbul'daki Galatasaray, Vefa, Kabataş ve İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri cepheye ilk ulaşanlardandı. Onları Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Konya, Denizli, Erzurum, Tokat ve Sivas'tan gelen 15-16 yaşlarındaki gençler takip ettiler. Adlarına türküler yakıldı. Bu sebeple ülkemizde birçok lise 1915-1916'da mezun veremedi. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde nüfusumuzun %5'ini teşkil eden 1 milyon 50 bin askerimiz şehit oldu. Bir kısmı esir düştü, bir kısmı hastalıktan hayatını kaybetti. Ordumuzun geriye kalan 1 milyon 850 bin kişilik bölümü ruhen ve bedenen yaralandıkları için savaşma kabiliyetlerini büyük ölçüde kaybettiler. Memleketimizin yetişmiş insan gücünün önemli bir bölümünü Birinci Dünya Savaşı cephelerinde kaybettik. Millet olarak İstiklal Savaşı sırasında Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettiğimiz askerlerimizi çok aradık. Kurtuluş devresi sona erip kuruluş aşamasına geçtiğimizde
okumuş nitelikli insan gücünün eksikliğini çok hissettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıp bilahare cumhuriyet ilan edildikten sonra yüzümüzü artık istikbale döndük. Vatanımızın yeni baştan imar ve inşa edilmesi gerekiyordu. İşte o aşamada çok sıkıntılar çektik. O sebeple geçmişi sadece tarihten sayfalar gibi görmemeliyiz. Okumalıyız, bilmeliyiz, dersler çıkarmalıyız. Aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmalı, memleketimizi işgal ve istila etme cesaretini kimseye vermemeliyiz. Her emanet önemlidir, her emanet azizdir. Ama şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti, bedeli kanla ödenmiş olan vatan en değerli emanettir. İstiklalimizin şairi, Çanakkale Destanı'nın da en büyük şairidir. Mehmet Akif'in nefesine müracaat etmeden Çanakkale'yi anlatmak şüphesiz eksik kalacaktır. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesis-i ilahi o metin istihkam. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi, o benim sun-ı bediim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum, ya nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın, sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Kıymetli misafirler, Çanakkale, mülkiyelilerin, seyit çavuşların, 7'den 70'e bütün bir milletin zulme ve zalime baş kaldırıp dur dediği, geçit vermeyen cephe. Burası şehadet yaşının 15'e indiği, gidenlerin geri dönmediği yer. O Çanakkale ki birliğimizin, imanımızın, kardeşliğimizin zaferi. Umudun, aşkın, azmin, inancın, vatanperverliğin, onurun zaferi. Bugün bu kutlu vatan toprakları üzerinde aziz şühedamızın şanlı hatıralarını derin bir tazimle yeniden yad ediyorum. Bizleri bu büyük destanın mirasçısı yapan Rabbimize hamd ediyorum. İslam'ın son kalesini, ümmetin haremgahını, namahremin çizmeleri altında çiğnetmeyen Asım'ın neslini şükranla ve minnetle anıyorum. Ey bu topraklar için toprağa düşen aziz şehitlerimiz, bu ebedi istirahatgahınızda huzur içinde izzetle yaşayın. Davanız davamız, yolunuz yolumuz, emanetiniz emanetimizdir. Müsterih olunuz. Bugün bu kutlu emanetinizi aynı ruh, aynı inanç, aynı şuurla korumaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Tereddütsüz devam edeceğiz. Çanakkale zaferimizin 106. yıl dönümü münasebetiyle bir kez daha şanlı hatıranızı yüreğimizde tazeliyoruz. Cenab-ı Hak şehadetinizi makbul, makamınızı âli, davanızı baki eylesin. Muhteşem zaferimizin 106. yılı kutlu olsun.